Şu anda Denizli'nin Tavas ilçesinin Aydoğlu köyündeyiz. Yörükler Diyarı Yoran Yaylası'ndayız. Yoran Yaylası'nın da dernek başkanı Emin Oluç'la beraberiz. Bu etkinlik her sene yapılıyor mu? Kaçıncısı yapılıyor? Bu etkinlik 4 senedir köyümüzde yapılıyor. Ve herkes birer gün alıyor. Ben de birer gün tayin ediyorum. O gün o adamın yemeğini burada yapıyoruz ve dağıtıyoruz. Yani her gün burada bir kişi yemek veriyor. Hatta biz öğrendik doluymuş, öyle mi? Şu anda doluymuş. Şu anda dolu. Tam dolu. Ve 5-6 kişi de boş kaldı bu sene. İnşallah sene onlar da devam edebilir. İnşallah. Peki etkinlikten sonra ne olacak? Etkinlikten sonra işte artık ozanlar geldi. Evet. Bugün akşam burada bir eğleneceğiz. Ramazan eğlencesi yapacağız. Allah razı olsun. Muhammed Kahraman'a ve Pamukkale Televizyon ekibine teşekkürler. Çok sağ olun. Hepiniz de bugün buradasınız. Ve bu gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Evet, biz de sizden Allah razı olsun diyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Biraz sonra yemek yedikten sonra akşam burada saat 11'den sonra Aşık Muhsin Yaralı ve Aşık Kazanoğlu Selahattin Kazanoğlu konser verecek. Teşekkür ederiz. Şu anda burada bana emeği geçen arkadaşlara ve yemek veren bütün dostlarıma teşekkürlerimi bildiriyorum. Evet, şu anda yanımda Aydoğlu Köyü Muhtarı Osman Yolcuoğlu var. Osman Yolcuoğlu'nu uzatıyorum mikrofonu. Hoş geldiniz. Ramazan'ı 3 yıldan beri böyle köyümüz halkı oruç tutana böyle kutluyoruz. El verdik. Bu yıl sizleri davet ettik. Türkiye'yi tüm dünyayı tanıtırsanız çok memnun kalırız. Yoran Yaylası'nı zaten herkes tanıyor. Biz de size böyle bir etkinlik yaptığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah biraz sonra orucumuzu açtıktan sonra eğleneceğiz. Eğleneceğiz hocam. Eğleneceğiz. Efendim şu anda Aydoğlu Köyü'ndeyiz. Aydoğlu Köyü'nde geçen sene Yoran Yaylası'nda ağalık seçimi yapılmıştı. Ağalık seçiminde ağalığı alan ağamız Veli Çıtışlı burada. Bu sene 15.sini ayın 17'si yapmamız gerekiyordu. Ama ayın 17'si Ramazan'a denk geldiği için Yoran Yaylası'nda şenlik yapamayacağımız için şenliği şimdi Ramazan şenliği olarak düşündük. Şu anda ağamız yanında. Ağamızla mikrofonu uzatıyorum. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle herkesin Ramazan'ını kutlar. Herkese sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim. Bu güzel günde Aydoğlu'da olmaktan büyük onur, gurur duyduk. Biz Yörük köyünü, Yörük geleneğine geldiğimiz için Yörüklerin yanında olmaya özen gösteriyoruz ve her zaman da böyle olacaktır. İnşallah köylerimiz için yapabileceğimiz bir şey varsa 24 saat onlarla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Cenab-ı Allah devamını, Ramazanların devamını gösterir inşallah. Gelecek yıllarda da bize görev düşerse her zaman muhtarımızın, tabii seçilirse diyelim artık, seçilecek muhtarın veya emrinde olduğumuza söyleriz. Söylemekte faydalı olur. Hayırlı akşam dilerim. Efendim ağamızı teşekkür ediyoruz. Ağamızın işi olduğu için biraz sonraki olan programımız kalamayacak. Muhtarımız ağamız için bir plaket hazırlatmış. Plaketi sunacak. Muhtarım buyurun.
yaptığın yardımlardan dolayı çok teşekkür ederim. Görüşlerini alabiliyor musun? Çok sağ olun, var olun tüm katılanlara. Pamukkale TV'ye de teşekkür ederim. Önümüzdeki yıla yine bekleriz. Evet. Biz ağamızı tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek sene yapılacak olan etkinlikte de bizi yalnız bırakmayacak. Ayrıca burada bir durum daha var. Burada buralı, eskiden buralı olmasına rağmen burada iftar yemeği veren Aydoğdu Sarrafı ve Aydoğdu Petrolün sahiplerinden Emin Bey var. Emin Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazanlarını kutlarım. Bizim iftar yemeğimizde tüm eşimiz, dostumuz katıldıkları için ayrıca onlara da teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Yardımlarınızın devamını dileriz. Şu anda yanımızda İlgelen Meclisi üyemiz Orhan Akkıloğlu da yanımızda. Davetimize katıldı. Orhan Bey'in de görüşlerini alalım. Öncelikle Aydoğdu Köyü'nün Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Allah sonunu getirsin diyorum. Ve burada Ramazanlarda bir gelenek var. Bu aşıkların birazdan sunacağı karşılıklı nutuk mu ne diyelim artık bir şeyler atışma olacak. Onun için bu programa hazırlayan muhtarıma, hocama ve tüm Aydoğdu köylülerime teşekkür ediyorum. Biz de buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
çeşmelerin dimdik ayakta duruyor. Çadırlarıyla ünlü odamıza hoş geldiniz. Bahar gelmeden yaylalara göçülür. Programımız Pamukkale TV tarafından çekilir. Horozların sesleri duyulunca kendimizden geçilir. Pekmeziyle ünlü Aydoğdu'nuza hoş geldiniz. Evet değerli misafirler, ozanlarımız hazırlanırken ben bir şiir daha okumak istiyorum. Onlar da yavaş yavaş yerlerini alsınlar. Ozanlara sağ yanında aşık Kazanoğlu, dadaştır o yüreği sevgi dolu. Sol yanında yanık sesli Hüsnü'nün yaralı, onun işi hep masaya, onu iyi anlamalı. Bir elimde namusum, şanlı bayrağım, rehberdir bana baş tacım, Kur'an'ım. Dizelerim anlamsızdır, sizsiz kalır yarım. Geçmişe bir bakın, halka güneş oldu ozanlarım. Aşıklar bizim sesimizdir, soluğumuzdur. Ağrılı Muhsin yaralı, doğu kolumuzdur. Tek yol İslam, yolumuz Allah yoludur. Bağlamanız yoksa şiirlerimiz kupkurudur. Diğer diğer gezer aşık Selahattin'im. Onlarla içime güzellikler doğar benim. Aşıkların şikayeti var. Aşıkların şikayeti var. İyi dinleyin derim. Sizlerle sel olur taşarım. Volkan gibi gürlerim. Dizelerim sönük kalır sizin gölgenizde. Kahraman severek tanıtır ozanları bölgemizde. Sanatçılara değer verildi ulu önderimizde. Aşıklara hep saygı duyulur ülkemizde. Doğunun mert yüzlü iki kardeş, ikisi de birbirinden güzel arkadaş. Yanlarında soğan ekmek olur en yazısız ağaç. Allah herkese versin sizin gibi gönüldar. Evet, huzurlarınızda Aşık Hüsnü Yaralı ve Aşık Selahattin Kazanoğlu. Thank you.
başkanım Kızılca Bölük'ten, hoş geldiniz merhaba. Başkan Kızılca Bölük'ten, hoş geldiniz merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Bayanıyla
Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Aşkla teşekkür ediyoruz. Program bitmeden önce muhtarlık aşıklarımız için plaket yaptırmış. Ben plaketlerini vermek üzere muhtarımızı ve Kılıçdaroğlu Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu'yu buraya davet ediyorum. Muhtar yok mu? Nereye gitti muhtar? Fasulyeler unutmayarak fasulye almaya gitti. Aşıklarımızı da buraya alayım. Ayrıca yemekte köyümüzün ağası vardı, beni çıkıştı. Telefonla çağırdıkları için önemli işi varmış. Onun plaketini muhtarımız verdi. Kendisi ayrıldı. Size selamı var. Bunu iletmiş olayım. Abi, muhtar yok. Ha, muhtar geliyor. Muhtar fasulyelerine gitmiş. Ama kuru fasulye değil. Yaş fasulye. Şimdi Aydoğdu'nun nesi meşhur olması lazım aslında? Yoğurdu. Ama yoğurt giderken bozulur diye size fasulyesini ikram edeceğiz. Pekmezi varmış. Zamanı gelince canlandırılacakmış. Evet. Muhtarım sen onları şöyle bir yer bırak. Evet. Aşık Selahattin Kazanoğlu'nu Abdülkadir Başkanımız verecek. Muhtarımız da Aşık Muhsin Yaralı'ya ödül plaketini sunacak. Muhtarım fasulyeleri ne yapacağız? Muhtarım fasulyeleri. Sen de yanına kaçar.
Allah-u Teala yüzümüzden tebessümü, gönlümüzden umudu. Allah halkın buna sorsun, gelecek yıl buluşalım. Ya iki seferdir avunu getiriyorum, oradan Allah fırsat vermiyor da kötü söyleyeceğim ya. Dedi sus ama ben. Ondan dolayı geliyorum, orada unutturuyorum. Allah-u Teala yüzümüzden tebessümü, gönlümüzden umudu, vücudumuzdan sıhhati, ülkemizden ve hanemizden biri bereketi eksik etmesin. Hoşça kalın, dostça kalın. Şimdiden Kadir geceniz ve bayramınız da mübarek olsun diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Halkımıza helal olsun. Allah'ım bu milletin birliğini, dirliğini, düzenini bozmasın. Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun. Nice Ramazanlara kavuştursun, nice bayramlara kavuştursun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Thank you.